Hocam o konuya değinmek istiyorum evet. muhakkak çünkü aslanım da buyurduğu gibi mücadelenin evet. en ön saflarında yer alıyorsunuz. Evet. Yeri de geldi ama ben bir konuyu tamamlamak istiyorum ondan sonra değinelim. Obezite teşhisini koymamıştık az önce. Nasıl konulur teşhisi? Evet. Ondan sonra da şu anda bölüm başkanlığını yürütüyorsunuz. İstanbul Tıp Fakültesi değil mi hocam? Evet. COVID bölüm başkanlığı evet. sizde. Ve tam başından bu yana değil mi? Evet. Ya, ilk vakayı onu da anlatayım. Türkiye'deki ilk vakayı İstanbul Tıp Fakültesi'nde acil dahilede koyduk. 9 Mart'ta vaka bize geldi. Tabii biz alarmeyiz. Avrupa'dan duyuyoruz falan. Tıp Fakültesi olduğumuz için de çok meraklıyız. Hasta zaten bir iki şikayetini söyleyince COVID olabilir dedik ve bunu Sağlık Bakanı'na bildirdik bizim dekan hocamız vasıtasıyla. Ve Türkiye'deki ilk vaka tanısını o açıkladığında hasta İstanbul Tıp Fakültesi'nde evet. koyduk. 9 Mart'ta geldi hasta bize. İşte sonuçların çıkması 11 Mart'ta da Sağlık Bakanı açıkladı. 15 Mart'ta da rahmetli Cemil Taşçıoğlu hocamız da o hastalığı ardından üst üste geldik. Cumhurbaşkanımızın da köylüsüdür, Rizelidir. Cemil Taşçıoğlu adını hastanede açıldı. Evet, adını hastane açıldı. Çok mutlu oldum. Çok değerli bir hocaydı. Çok büyük bir vefa. Çok, buradan evet, Sayın Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Kıymetli hocam. O konuya gerçekten de bir değinelim. Evet. Bu COVID sürecinde çünkü bilmediğimiz daha neler var? Evet. Mutasyonla alakalı şu evet. anda bilmemiz gerekenler var mı? Evet. Ne durumdayız? Bunu da sizden duymak istiyoruz. Ama şu obeziteye bir noktayı koyalım. Obezite, bizim korkumuz oraya var. Kafayı taktım. Evet. Diyor ki ben diyorum evet şu an fit gözüküyorum ama evet. ve lakin. Bir şeyler bir olacak mı? Sıkıntı olabilir mi ileride? Tabii olabilir. Olmaması onu için ne yapmalıyız? Evet. Çünkü doğru mu anladım? Siz de evet, siz de dolaşıyorsunuz. Bende insülin direnci var. Siz de il il dolaşıyorsunuz. Evet. Biz de yemeklerimizle övünüyoruz. Şu ilin yemekleri çok güzel. Öyle. Evet. Yani zaten övünmek de haklıyız da. Haklıyız. İşte nasıl tüketmeliyiz evet. o önemli. Evet, çok önemli. Şimdi tabii biraz önce konuşmuştuk. Yani Avrupa şampiyonuyuz. Obezitede Türkiye olarak. Dünyada da Amerika ve Suudi Arabistan'dan sonra gelen aslında 3. sıradaki ülkelerdeniz. Çok hızlı artıyor bizde. Erişkin hastalarda Türk biliyorsunuz 2012 yılında da obezite bizde bir hastalık olarak kabul edildi. Yani bir hastalık artık. Siz şişmansınız. Tamam. Şişmanlık dediğimiz bir hastalık var. Avrupa'da ilk kabul eden ülkeyiz obeziteyi hastalık olarak kabul eden. Bizim Sağlık Bakanlığımız. Hı-hı. Avrupa'da ilk ülkeyiz. Türk halkının yetişkin, erişkin Türk halkının 1/3 obez, 1/3 fazla kilolu. Sadece 1/3 normal kilolu fakat o normal kilolu olanların da en az yarısı, şimdi size geliyorum, hı hı. sürekli diyet ve egzersizle kilolarını koruyabilmekte. Doğru. Dikkat etmedikleri takdirde fazla kilolu ya da obezite sınıfına geçebilmektedir. Aslında böyle bir baktığınızda Türkiye'de sadece 5-6 kişiden biri obeziteden, kilodan muaf, free, kiloyla ilgisi yok. Evet. Yani düşünün o kadar ciddi bir hastalık. Pandemi diyoruz aslında virüs enfeksiyonu dışındaki pandemi. Bunun altında ne yatıyor hocam? Mesela frenler ne zaman boşalıyor? Yani kendini kısıtladı bir yerden evet. sonra vücut artık fren yapamıyor. Devam evet. mı ediyor yoksa evet. bunun altyapısında yatan başka hastalıklar mı var? Hareketsizlik diyeceğim. Genetik ve çevresel faktörler. Evet. Biz Hı-hı. çevresel faktörleri değiştirebiliriz. Doğru. Yaşam tarzımız, gelişen teknolojiye bağlı hareket azlığımız. Hı. Rafine karbonhidratlardan hızlı beslenmemiz, çok beslenmemiz, hazır gıdalardan. Şekerli tatlı yediğimiz mesela fruktoz şekeri var çoğu tatlı. Ticari olacak çok değerli ama bize kilo aldırıyor. Çocuklarda da bu. Tabii tabii o görmüş olduğunuz birçok. Sürekli gıdalar paket. Vesaireler. Evet, onlar zaten en büyük sorunumuz adolesans çağı obezitesi, çocuk çağı obezitesi. Onu toparlayamıyoruz. Daha sonrasında öyle gidiyor. Şimdi biz kimlere obez ya da fazla kilolu diyoruz? Biz Türk halkı olarak genelde hani böyle kapıdan sığmayan, arabaya giremeyen insanlara obez deriz değil evet. mi? Obezite o değil işte. Değil. En basit tanımıyla aslında vücutta aşırı yağ birikimi obezite. Ama yağ yüzdesini belirlememiz kolay olmadığı için aşırı yağdan ziyade aşırı kilo olarak tanımlıyoruz. Bunu iki pratik yolumuz var bunu tespit etmenin. Kim nasıl tespit ediyoruz? Bir fazla kilolu bir de obez. Beden kitle endeksimizi internetten kolayca bakabiliriz. Hepimiz hesaplayabiliriz telefonlarımızdan. Evet, internette. Kilomuzun boyumuzun karesine bölünmesiyle ölçülüyor. Hmm. Bu ölçü 19'la 25 arasındaysa sağlıklı bir vücut ölçülerine sahipsiniz demektir. Hmm. Hesaplamak çok kolay bunu. Kiloyu boyun karesine bölüyoruz. Hmm. Hazır.
bakın kaşeklik, fazla zayıf olmak da zararlı. 19'un altında olduğu zaman o da fazla zayıflık oluyor, o da sağlıklı olmuyor. 25 ile 30 arasındaysa bu değer, siz fazla kilolu oluyorsunuz. Overweight diyoruz biz buna. 30'un üzerinde de obezite diyoruz. Tabii. Obezitenin de evreleri var. İşte ileri evre, morbid obezite, öldürücü obezite diyoruz biz buna. Bu kadar. Bir de diğeri de bel çevresi ölçümü. Çok basit aslında. Beldeki yağlanma. Evet evet, herkes ölçebilir. Simitler. Bayanlar tabii ince olan kısmı ölçüyor. Aslında evet, hangi biz kameradayız? O yüzden. Oradayız. Aslında bu çıkıntılarımız var. Biz spina iliaca anterior superior diyoruz. Bu çıkıntılardan ölçmemiz gerekiyor onu. Bu çıkıntılardan. Bu Türkiye'deki ırklara göre farklılıklar gösteriyor. Türkiye için erkeklerde 100 santimi geçtiğinde bel çevresi, kadınlarda da 90 santimi geçtiğinde biz buna obezite diyoruz. Bu da farklı bel çevresi ölçümüyle hesaplanılan. Bu daha tehlikeli, abdominal obezite. Özellikle bu, buradan yağ alanların ileride kalp hastalığı riski daha fazla. Tabii. Yağ alınan hani liposakşın denilen ameliyat sonrasında mı hocam? Yok, şöyle özellikle buralardan kilo aldığımızda bazı insanlar özellikle bel çevresinden kilo alıyor. Evet. Onlar daha tehlikeli. Bir de aldırıyorlar hocam sonra biliyorsun. Tabii aldırıyorlar, bir faydası yok tabii onun. Yerine onun geliyor mu? Sağlık açısından orada bir faydası yok. Orada damarları etkilediği için herhalde. Ondan dolayı mı kalp krizi riski? Özellikle buradan bazı insanlarda genetik olarak abdominal bölge diyoruz. Bel çevresinden alınan kilo. Bazıları daha orantısal alır, bazıları bel çevresinden. Bakmışlar ki çalışmalarda kalp krizi riski daha yüksek. Zaten kilolarda kalp krizi var ama bu alınanlarda daha fazla. Bir de fazla kilolu var. Erkeklerde 90 santimi, kadınlarda 80 santimi geçince biz buna fazla kilolu diyoruz. İşte ırklara göre farklılar gösteriyor diyoruz ya, Avrupa bize göre çok daha zayıf. Erkeklerde 94, kadınlarda 80 santim mesela kilo oranı. Avrupa daha ince bize göre. Biz daha fazla. Amerika'da da 102'ye 88. Böyle tanı koyuyoruz biz. Fazla kilo olaya da obezite tanısını koyuyoruz. Obezitenin getirdiği o kadar çok hastalık var ki. Başta diyabet ve prediyabet, gizli şeker, hipertansiyon, inme felçten tutun. Devam ediyoruz. Uyku apne sendromu, gece obstrüktif uyku apne sendromu diyoruz. Gece horlama ve gündüz uyuklamalarla giden. Birçok trafik kazasına neden oluyor bunu geçirenler. Gece derin uykuya dalamıyorsunuz kilodan dolayı. Tabii, tabii. Reflü, safra yolları hastalığı, çağın hastalığı, karaciğer yağlanması. Düşünün, bize siroz hastaları hepatit B ve işte alkole bağlı olduğunu düşünürken artık karaciğer yağlanmasına bağlı siroz hastaları görüyoruz. Allah daha Allah. Ön plana çıktı. Aslında yine gıdalardan değil mi bunlar hocam? Tabii karaciğer yağlanması aslında fazla kilodan. Evet. Bu da mevcut bazı gıdalar tabii çok daha fazla alıyor. Beslenme, için. Yaşam tarzı değişimi. Hocam keşke vaktimiz müsaade etse de şu dönemde özellikle pandemi döneminde bu vitaminlerin vesaire kullanımı arttı. Bunların işte karaciğere, böbreklere ne kadar faydası, yoruyor zararı mu, var. Yormuyor mu? Evet, onlar da konuşsak keşke ama bu konuyu tamamladık mı? Ben kenardan mı kestim? Pandemi özellikle de yoğun bakımda yatan hastaların biz %70'inin 80'inin fazla kilolu ve obez olduğunu gördük. Yani COVID hastalığını daha kötü geçiriyorlar. Öyle mi? İşte, yani kilolu insanlar şeker hastaları COVID'i daha mı ağır geçiriyor? Geçiriyorlar. Yoğun bakımda yatan, yoğun bakım doluluk oranlarımız biliyorsunuz çok sıkıntıdayız şu anda. Bayağı böyle harıl sağlık çalışanlarımız çalışıyor. İstanbul Tıp Fakültesi'nin sağlık çalışanlarına da selam olsun. Hastanelere selam, selam olsun. Baştan beri olsun. Çok uğraşıyorlar hepsi hemşiresiyle, personeliyle. Hakları hepsi, ödenmez gerçekten. Evet, hakları ödenmez. Dekan hocamıza da buradan saygılarımızı iletiyoruz. Baktık yoğun bakımda diyabet hastaları ve fazla kilolu ve obez hastalar yoğun bakımın %78'ini doldurmuş. Vay İşte canım. Pandemide de onlar daha çok etkileniyorlar. Aslında bunu da vurgulamakta önem var. Eyvallah. Hocam bir eser ara.